bilmiyoruz efendim. İlk defa geldiler bu gece. Ulan tanımadığınız adamları niye alıyorsunuz içeri? Sağlam cuka getirmişler ama yanlarında. Paramı geri ver. Al. Uzaklaşın. Hiç acımam vururum. Uzaklaşın. Vururum hepinizi. Bırak. Efendim hemen çıkmamız lazım. Geçen defaki baskından sonra bu defa affetmezler bizi. Bir de üstünde ceset var ya. Polis. At silahını. Teslim ol. Teslim ol. Bırak. Herkes kaçtı. Abi. Sana kötü bir haberim var. Gömleğin mahvolmuş. Keşke bu gömleği giymeseydim bu akşam ya. Daha yeni aldım be abi. Hadi acele edin. Hemen toparlayın kasayı. Tamam. Tilki, sen de şu kameraları hallet. Hemen abi. Bunu da mı siz yapıyorsunuz? Yok abi, biz buradayız. Hadi abicim, çabuk sallanmayın. Hadi.
İstanbul'da suç oranı yeniden yükselmeye başladı beyler. Adamlar bizimle resmen dalga geçiyorlar. Vatandaşı soymaları bitti, şimdi birbirlerini soymaya başladılar. Sayın Başbakan da bu durumdan çok rahatsız. Aslına bakarsanız bireysel olarak işlenen suçlarda ciddi bir düşüş sağladık Sayın Valim. Sadece son dönemde türeyen birkaç organize suç çetesi var. Onlar karnemizi bozuyorlar. Gidin o zaman hepsini teker teker çökertin Sayın Müdürüm. Ne bekliyorsunuz? İstanbul'u birkaç çapulcunun eline mi bırakacağız? Derhal harekete geçmeniz ve bir şeyler yapmanız lazım. Adanalı'yı çağıralım. Efendim? Biri bir şey mi dedi? Ben dedim Sayın Vali. Yapmayın. Adanalı'yı İstanbul'a geri çağıralım dedim. Adanalı mı? Siz Nevzat Müdürümüze bakmayın Sayın Vali. Önümüzdeki ay kendisi emekli oluyor. Bu nedenle tuzu kuru. Bu yüzden rahat rahat konuşabiliyor. Neden öyle diyorsunuz Sayın Müdürüm? Siz de, ben de, bu masanın çevresindeki herkes de bu suç çetelerini alt edebilecek tek adamın Adanalı olduğunu çok iyi biliyoruz. Yahu beyler, kim bu Adanalı?